Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığı ve iğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bunlar Hürrem Boncuğu arkadaşlar. Her kuafiyede bulabilirsiniz. Belediye iş merkezlerinizde daha çok bulabilirsiniz arkadaşlar. Eğer küçük mahalle tuhafilerinde, sokak tuhafilerinde bulamazsanız. Belediye işlem merkezlerinde çoğunlukla bunlardan oluyor arkadaşlar. Halk eğitim malzemeleri seçildiği zaman. Biraz böyle kırık çıkabiliyor arasından. Bunları seçip arkadaşlar şöyle deneyerek sağlamlarını bularak yapmanızı tavsiye ederim. Evet modelimizde hürrem boncuğu uzun zamandır yapmıyorduk arkadaşlar. Bu da hürrem boncuğunun en kolay yapılış şekli. Biliyorsunuz hürrem boncukların bazıları e, ağır oluyor arkadaşlar. Yapımı da zor oluyor. İlmek toplaması falan e, zor olduğunu söyleyen arkadaşlarımız için bu şekilde e, trabzanlar ve üçlü kirpiklerle yaptığım güzel bir motifim var arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi yapacak arkadaşlar için. Bu şekilde model hazırladım arkadaşlar ve modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Bir tanesini de bu renkten deneyelim. Öbürküsü pembe rengiydi. İçlerinden bir tanesini şöyle alıyorum. Ters tarafındayız. Boncuğumuzun ters tarafından arkadaşlar. İlk olduğu için herhangi bir boncuğun arasından giriyorum bu şekilde. Sık iğne ile buraya sabitledim. Bakın. İki boncuğumun arasına girdim. İpimi buraya sık iğne ile tutturdum. Ve altı tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boncuğun yani iki boncuğun arasına giriyorum. Bu şekilde buraya bir yuva yapmış oldum altı zincirdim. Yine altı zincir. Yine aynı şekilde arkadaşlar iki tane boncuk arama girip buraya yuva yapıp ipimi sık iğne ile sabitliyorum. Altı zincir sıradaki yuvaya girip sık iğne ile sabitledim. Evet arkadaşlar şimdi bir zincir çekip sık iğne ile ilk yuvamın içine girdim. 1 2 3 zincir. 2 defa doluyorum. Çünkü arkadaşlar 2 2 aldığımız zaman bakın şu dip noktası daha dolgun duruyor. 1 2 2 alınca sanki bu ilk aldığımız ilmek böyle cılız kalıyor ama 2 2 aldığımız zaman daha ve tok bir görünüm oluyor. Hepsini 2 defa doluyoruz. 2 2 2 3 oldu. 2, 2, 2. Bakın arkadaşlar bu şekilde buraya trabzanlar yapıyorum. 5, 2 defa doladım. 6, 2 defa doluyorum. 7, 2 defa doluyorum. 8, 9 ve 10. 2 defa dolayarak bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi her yuvama 10 tane trabzan yapıyorum. Yine 2 defa doladım tığımın başına arkadaşlar. ikinci yuvaya girdim. 2, 2, 2 olarak aldım. 2 defa doluyorum. 2, 2, 2. Evet arkadaşlar bu şekilde yine ikinci yuvamı da 10 tane trabzanlarla dolduracağım. 4 oldu. 5 6 7 8 şöyle arkadaşlar 8 9 ve 10 10 tanesini doldurduk bu şekilde yine 3. yuvayı da aynı şekilde arkadaşlar. 10 tane trabzanlarla dolduruyorum. 2, 2, 2. 2, 2, 2. 2 defa tığımın başını doluyorum. 2, 2 alıyorum. 3, 4, 5. Bakın arkadaşlar şöyle yukarı şu kalkık görünümlü olması için altı zincirimin üzerine bu şekilde 10 tane trabzan yapıyorum. 6 7 Yaptıkça 7'ye doğru gidiyor kendisi. 8 9 Ya. Evet arkadaşlar. Bu şekilde 10 tane gördüğünüz gibi doldurduk er yuvanın içine toplamda 30 tane oldu şimdi 8 tane zincir çekiyorum 8 zincirimi çektim arkadaşlar sayıyorum 1 2 3 4 5 5. 4 tane sayıp 5. trabzan tepeme bu şekilde bir tane yuva yaptım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 1 2 3 4 ve 5 bakın tam aralıklarım hizasına yuva yapıyorum arkadaşlar. Toplamda burada bu yuvalardan 6 tane olacak. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Sayıyorum 1 2 3 4 5. trabzan tepeme kapatıyorum 3. yuvama. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sayıp trabzan tepeme kapatıyorum arkadaşlar. Bir, iki, beş, altı, yedi ve sekiz. Bir, iki, üç, dört ve beş. Beşinci trabzan tepeme. Bir, iki, üç, dört, altı, yedi ve sekiz. 1, 2, 3, 4 en ilk başta arkadaşlar 3 zincir çekmiştim oraya girdim tepesine kapattım evet toplamda arkadaşlar 6 tane bu şekilde yuvamız oldu şimdi arkadaşlar bir zincir çekerek ilk yuvama döndüm yuvamın içine giriyorum 1 2 3 tane arkadaşlar sık iğnemi yapıyorum da buraya 4 tane zincir çekip bir tane kirpik yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. 2. kirpiğim. 1 2 3 4 zincir. O da 3. kirpiğim. Evet arkadaşlar, 3 sık iğne, 3 tane kirpik ve yanına yine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi arkadaşlar ikinci yuvama yani sıradaki yuvama da 1 2 ve 3 3 tane sık iğne yaptım yine 4 zincir 4 zincirimi bu şekilde kapattım buraya 4 zincir sık iğne ile yuvaya kapatıyorum kirpik yapıyorum 1 2 3 4 zincir sık iğne ile kapatıp buraya kirpik yapıyorum 3 tane 4 zincirli kirpiğimi yaptıktan sonra arkadaşlar hemen yanına 3 tane de sık iğne yapıyorum 2 ve 3 sıradaki yuvaya sık iğne ile geçiş yapıyorum 1 2 ve 3 evet arkadaşlar çok güzel oluyor gördüğünüz gibi çok da hoş duruyor yapımı da gördüğünüz gibi herkesin yapabilmesi için bu şekilde kolay bir model. İp koparma yok, ip kırma yok arkadaşlar. Elimize aldığımız tek renk iple tüm motifi çıkarıyoruz. 1 2 ve 3 Sıradaki yuvaya da arkadaşlar sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1-2-3-4 kirpik yaptım. 1-2-3-4 zincir. Kirpik yapıyorum. 1-2-3-4 zincir. Bu şekilde arkadaşlar kirpiğimizi yapıyoruz. 1-2-3 3 tane kirpiğin sağına soluna arkadaşlar bu şekilde 3 tane sık iğne yapıyorum. Sıradaki yuvaya da aynı şekilde tüm yuvalar aynı şekilde 6 yuvamız var 6'sına da arkadaşlar 3 sık iğne 4 zincir 4 zincirden de 3 tane kirpik sonra bu kirpikleri bitirince de arkadaşlar yine kirpiklerin dibine 3 tane sık iğne 1 2 ve 3 sonucu yuvamıza da sık iğne ile geçiyorum 1 2 ve 3. Bakın arkadaşlar çok hoş oluyor. Kalıp gibi oluyor. Hem dolgu hem sık iğne derken hiç ütüye bile ihtiyacı kalmayan bir motif. 1 2 3 4 zincir. Kirpimi yaptım. 4 zincir. Kepimi yaptım. 4 zincir. Kepimi yaptım. 1 2 3. Hemen bir zincir çekerek üç sık iğnemin dibini arkadaşlar bu şekilde kopartıyorum. Şimdi yeşil yaprak kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yaprak yapım kısmına geçiyoruz. Şöyle ters tarafından turuncu sık iğneli yerden ben de yeşili sık iğne yaparak buraya ipimi tutturdum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir kapatıyorum. Bu benim birinci yuvam. 1 2 3 4 zincir. Sıradaki 2 boncuk arasına girip sık iğne ile kapatıyorum. ikinci yuvam. 4 iki, zincir. Yine arkadaşlar bakın buraya turunculu yere sık iğne ile giriyorum. Bu şekilde 3. yuvamı da yapmış oldum. 2 zincirle döndüm düz düzüne. Bir defa doluyorum. Bu yaptığım yuvamın içine girip 2 2 alarak 2 tane trabzan yaptım zincirimle. Evet arkadaşlar yaprak yapımına başlıyoruz. Aynı şekilde bir defa doladım. 1, 2, 2. Bakın arkadaşlar bu da 3. trabzanım. 2 defa doluyorum. 2, 2, 2. 4. trabzanımı da 3 defa aldım. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 2 alarak bir trabzan yaptım. Sonuncu trabzanım için 3 defa tığımın başını doluyorum ve 1 2 2 2 alarak arkadaşlar bu şekilde bir trabzan yaptım. Bakın. Yavaş yavaş yaprağımın boyutunu uzattım. Şimdi arkadaşlar 4 tane zincir çekiyorum. Yaprağımın arasına girdim. Sık iğne ile kapattım. Buraya 8 tane arkadaşlar sık iğne yapıyorum. Bu birinci sık iğnem. ikinci, üçüncü, dördüncü. Sökmeseydim arkadaşlar dördüncü olacaktı. Şimdi dördüncü oldu. Şöyle yakın görmeniz için 5, 6, 7 ve 8. 8 tane bu şekilde sık iğneyi yapıyorum arkadaşlar. 9. sık iğnemi de yine bu 3 zincirli yuvamın içine kapatıyorum. Bakın arkadaşlar bir tanesi hazır yaprağımın ve ikinci aynı şekilde yapmak için yaprağımı yuvaya kapattım. 2 zincir bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 aldım. Trabzan yaptım. Bir defa doladım. 1 2 2 4. trabzanım için 2 dolama 2 2 2 tekrar 2 defa doladım 1 2 2 2 sonuncu trabzanım için 3 defa doluyorum arkadaşlar 1 2 2 2 2 bu şekilde arkadaşlar yaprak yapımı bitiriyoruz. Şimdi 4 zinciri çekip buradaki son yaptığım trabzanıma bir tomurcuk yapıyorum. Ve buraya arkadaşlar 8 tane de sık iğne yapıyorum. Bu 1 2 3 ve 4 4 5 6 Sonuncu sık iğnemi de arkadaşlar bu şekilde yeşil yuvamın içine yaparak yaprağımı bitirmiş oldum. Şimdi sıra üçüncü yaprağımda arkadaşlar. Anlaşıldığına göre üçüncü yaprağı da aynı şekilde yapıp ipimizi koparalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar arası için bu şekilde şöyle sade ve zarif kirpikler yapıyoruz. Şimdi 4 tane pardon 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi buradaki hemen sık iğne ile girdiğim yerin arasından girip kapatıyorum. Bir zincir bir zincirimi hemen yandaki tığ battıya sık iğne ile girdim. 5 zincirimi çektim. Sık iğne ile araya girip kapattım. 2 tane zincir çektim. Tığ battığıyla girdim. 2 tane zincir çektim tığ battığıyla girdim 2 tane zincir çektim arkadaşlar buraya tığ battığıyla girdim üç tane bu kirpikleri yaptıktan sonra arkadaşlar kirpiklerle arasına 3 tane tığ battı yapıyorum bir zincir çektim şimdi motifimi aldım bu motifimin arkadaşlar şu yeşil yuva kısmından İster içine de gelebilirsiniz, Fakat fazla kalın olmaması için ben bu girdiğim sık iğnemin arasından giriyorum arkadaşlar. Yani yeşil bakın şu yeşil sık iğnemin arkasından giriyorum. İki sık iğnemin arasından ipimin arasından giriyorum. Bir zincirimle şu şekilde rahat göstereyim. Bir zincirimle sık iğne yapıp buraya kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Sıradaki arkadaşlar tığ battıya geçip Bakın bu tığ battıdan diğerine geçiyorum. Buraya kapatıyorum. Tekrar 1, 2 sıradaki tığ battıya tığ battı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tığ battıya tığ battı yapıyorum. Arkadaşlar şu şekilde bakın. Şöyle ölçtüğünüzde yeşil yaprağı geliyorsa tığ battılarınızın hani ince kalın fark ediyor. O açıdan Bakın yarıda kalıyor. Bir tane de sık iğne lazım. Battığımızda sayarsak 3. Bat, eğer onu tutturmadığı batısını saymazsak bu şekilde arkadaşlar bir fazla yapıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. ipimi bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar bu yeşil kısmının arasından demiştim. Buradan bakın yaptığım yerden giriyorum. Yaprağı kapattığım sık iğneden girip Burada bıraktığım ilmeğimi tuttum ucundan. İsterseniz bırakmadan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Siz ilmeği direkt sık iğne de yapabilirsiniz buraya. Bu şekilde sık iğne ile tutturup yine bir iki zincir çekiyorum. Bakın bu yaprağın dip kısmına monte ediyorum arkadaşlar. Sıradaki tığ battıma tığ battı yapıyorum. 2 zincir tığ battı yapıyorum. 2 zincir tığ battı yapıyorum. Bu şekilde bakın sağında da 3 tane tığ battı, bu tarafına da, soluna da 3 tane tığ battı yapıyorum. Kalıp gibi bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi çiçeğimizi monte etmiş olduk. Arasına da bu şekilde kirpikli ara suyu yaptım arkadaşlar. Siz tercih ettiğiniz tabii ki ara suyunu da yapabilirsiniz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar 2 zincirimle tığ battıma geçiyorum tekrar ara suyunu yapacağız 1 2 3 4 5 zincir 5 zincirimi kapattım buraya kirpik yaptım bir zincir çekiyorum arkadaşlar 10 tane ben ara mesafesi verdim siz istediğiniz uzunlukta ara mesafesi verebilirsiniz bir zincirimi çektim sıradaki tığ battıma girip sık iğne yaptım bu şekilde 1 2 3 4-5 zincir, 5 zincirimi buradaki kapattığım sık iğnenin arasından girip kapatıp kirpik yapıyorum. Sıradaki tığ battıma sık iğne yaptım. 1-2-3-4-5 zincir, hemen bu aradan sık iğne yapıp arkadaşlar kirpiğimi kapatıyorum. Bir zincir, sıradaki tığ battımın arasına girip kapatıyorum. Bu şekilde kirpikli bir arastular yapmış oluyoruz. 5 zincir kapatıyorum buraya Bir zincir sık iğne ile kapattım 5 zincir bir zincir sık iğne ile kapattım 5 zincir kirpik yaptım Bir zincir sıradaki tığ battıya sık iğne yapıyorum üç, dört, beş Sık iğne yapıyorum. Bir zincir. Tığ battıma girip sık iğne yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar ara suyunu yapıyoruz. Şöyle son önce ipimi de yapıp bir tane de zincir çekiyorum. İpimi koparıyorum. Evet arkadaşlar başlarken de söylediğim gibi en kolayından bu şekilde 3 yaprağı olan bir model çalışması yaptık. Çok hoş ve çok zarif oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ara suyu da fazla örneğimizi boğmaması açısından bu ara suyunu uygun gördüm arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Modelimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.